Öncelikle bugün davetimize icap ettiğiniz için hepinizi teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık diyorum. Değerli arkadaşlarım, malum bugün Çalışan Gazeteciler Günü. Bu sebeple bir araya geldik. Bu sebep olsun ama sizlerle inşallah bir sohbet edelim. Buradaki toplantımızı önce bir benim basınla paylaşmak istediğim resmi şeyleri konuşalım. Arkasından sizlerin yerel basın olarak bizlerle paylaşmak istediğiniz sorularınız ve sorunlarınızı paylaşalım. Daha sonra da üçüncü bölümde de basın mensubu ve gazeteci olarak değil de bir dost, bir arkadaş, bir hemşeri olarak sizlerle biraz özel konularda dertleşmek istiyorum. Çok da uzatıp sizleri de sıkmak istemiyorum. Mutlaka her birinizin işi gücü vardır, yoğunluğu vardır. Dolayısıyla çok sıkıcı olmadan sizlerle bazı şeyleri paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, tabii ki bu özel gününüzde direkt kendi gündemimize, ülke gündemimize geçmek hoş olmaz. Yıllardır beraber çalışıyoruz. Özellikle yerel basınla yıllardır beraber çalışıyoruz. Daha önceki meslek hayatımda da ilçelerde çalıştığım için orada da yerel basınla mesai yaptık. Birlikteliğimiz oldu. İyi günümüz, kötü günümüz oldu. Ama özellikle Anamur Belediye Başkanı olarak 8 yıldır beraberiz. 8 yıllık beraberliğimize şöyle bir bakıyorum. Yani güzel bir diyalogumuz olduğunu düşünüyorum. Siz değerli basın mensuplarıyla, gazetecilerle, belediye başkanı olarak ve ekibimiz olarak iyi bir diyalog kurduğumuza inanıyorum. Mutlaka eksiklerimiz vardır. Mutlaka şahsımın eksiği vardır. Basın müdürlüğümüzün çalışanların eksiği noksanı vardır. Sizlerden eleştiri alan yönlerimiz vardır. Tabii ki her şey karşılıklı. Bizim de sizlerden beklediğimiz ve sizlerden de göremediğimiz bazı şeyler mutlaka vardır. Ama öncelik memleketimiz, önceliğimiz Anamur, önceliğimiz vatan millet ilçemize hizmet olduğu zaman da bazı hatalarımız, eksiğimiz, noksanımız karşılıklı tolerans edilebiliyor. Ben özellikle ondan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Birazdan bazı konulara gireceğim ama özellikle son 5,5-6 aydır, bunu bugün özellikle söylemek istedim. 5,5-6 aydır basının objektifliğini, basının tarafsızlığını, basının önceliğinin maddiyat olmadığını, ondan sonra çıkar olmadığını burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunu Anamur olarak sizler gösterdiniz. Samimiyetime inanın. Çünkü 5-6 aydır sıkıntılı süreçleri yaşadık. Yaşadım. Ben de ekibim. Ama Anamur basınından dedikoduya yönelik, iftiraya yönelik ve birilerinin haber yaptırması gibi etik olmayan hareketleri görmedim arkadaşlar. Ondan dolayı bu mutluluğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Onun için sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Belediye başkanları illahi belediye çalışmalarını, kendi çabalarını göklere çıkarsın istemezler. Yani benim gibi düşünenler olanları olduğu gibi gösterildiği zaman olan bir şey abartılmadan, ondan sonra yalana dayatılmadan, asıl haber olmadan kamuoyuyla paylaştığımız zaman biz mutlu oluyoruz. Yoksa siz değerli basın mensuplarımızdan bizi göklere çıkartın, şunu yapın, bunu yapın, hatalarımızı örtbas edin falan demiyoruz. Eleştiriye açık bir kişi olduğumu hepiniz biliyorsunuz. Dolayısıyla zaman zaman da her biriniz beni eleştirmiştir. Ben de bu eleştiriyi hoşça karşılamışımdır. Çünkü yapıcı bir eleştiridir. Dolayısıyla sözlerimi çok uzatmayacağım bu konuda. 5-6 aydır şahsımla ilgili, belediyemle ilgili yapılan yıpratma, itibarsızlaştırma ve dedikoduya dayalı konulardan Anamur yerel basının durduğu noktayı ve izlediği politikayı ben beğeniyorum. Allah sizden razı olsun. Onun için teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım, özellikle yerel basının çok büyük sıkıntılar içinde olduğunu her zaman söylüyoruz. Her yıl da söylüyoruz özel günlerimizde. Her şey para değil, her şey ekonomi değil ama bu süreçte de para olmadan, ekonomik güç olmadan bir sistemi yürütmek mümkün değil. Bir işletmeyi işletmek mümkün değil. Dolayısıyla sizin her birinizde
Yalnız da insanlar çalıştırıyorsunuz, sigorta ücreti ödüyorsunuz, giderleriniz var, çok iyi biliyorum. En kötüsünü, her şeyi bir kenara bırak, habere giderken, gelirken araç ve akaryakıt masraflarınızı bir kenara koyduğumuz zaman sıkıntılar zaten anlaşılabiliyor. Dolayısıyla özellikle yerel basının sıkıntılar içinde hizmet ettiğini bilen bir belediye başkanıyım. Peki biliyoruz da ne yapıyoruz? Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz 7,5-8 yıldır beraberiz. Karınca kararınca, yasaların bize müsaade ettiği müddetçe sizlerin belediyemizle ilgili, ki kamuoyla ilgili çalışmalarınız da belediyeyi ilgilendirir. Biz halkın belediyesi olduğumuz için sizin alın terinizle ilgili elimizden geleni yaptığımızı düşünüyoruz. Mutlaka eksiğimiz, noksanımız var. Bunu da 3. bölümde, özel bölümde karşılıklı görüşerek sizin bizden beklentileriniz, sizin bizden bekleyip de karşılayamadığımız veya bizim sizden beklentilerimiz ve sizlerin karşılamadığınız, karşılayamadığınız konuları mutlaka özel bölümde masaya yatıracağız arkadaşlar. Ben tekrar 10 Ocak çalışan gazeteciler gününüzü kutluyorum. Beni kırmadığınız için, buraya kadar geldiniz ki tamamınız geldi, Allah razı olsun. Gönül isterdi ki akşam yapalım, çalışanlarımızın bir kısmı da gelsin istiyorduk ama sabah kahvaltısını uygun gördük. Her sene böyle bir gelenek ortaya attık biliyorsunuz. Ondan dolayı da inşallah çalışan arkadaşlarımızla başka bir ortamda beraber oluruz. Belediye Başkanımız Mehmet Türe Bey göreve geldiğinin 2019 yılından sonrasının ikinci yılından bu yana her 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramı'nda bizleri ya sabah kahvaltısında ya akşam yemeğinde bir şekilde konuk ediyor. Geleneği bozmadı. Geçen yıl sanıyorum kent dışındaydınız. Yurt dışında mıydınız? Cemiyet olarak biz ağırlamıştık anamın protokolünü. Ama arkadaşlar katılmışlardı sizi temsil eden. Bugün de geleneğiniz devam ettirdiğiniz için, Anamur'da görev yapan gazetecileri önemsediğiniz için bütün gazeteciler arkadaşlar adına teşekkür ederim. Tabii biz de Anamur basını olarak yerel yönetimin, kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, kısaca Anamur'u ilgilendiren tüm aktivitelerin kamuoyuna duyurulmasında, özellikle yerel yönetimin eksik yaptığı ya da tamamladığı Anamur'un geleceğine yön veren çalışmaları kamuoyuna duyurmada destek oluyoruz. Belediye Başkanımızın da belirttiği üzere. Biz Anamur'da çok az sayıda arkadaşız, gazeteciyiz. Sanıyorum işte gazeteciler cemiyeti olarak da henüz varız diyemedik işin doğrusu, öz eleştiri yapmak gerekirse. Bu konuda özellikle yer konusunda, çünkü hiç paramız yok, hiçbir şeyimiz yok. İmkanımız kısıtlı. İmkanımız, hiçbir imkanımız yok. Tabii biz bir şeyler yapamaz mıydık? Yapabilirdik. Biraz da bizde kendi meslektaşlarımla aramızdaki kopukluktan kaynaklanıyor maalesef. Umarım her şey iyi olacak. Tekrar teşekkür ediyorum. Desteğimiz sürecek. Desteğinizi bekliyoruz. İnşallah. Belediyemin şöyle bir fotoğraf şöyle geçelim. Aslında gidenler de oldu ama. Yok, olanlarla değil mi? Abi şöyle yapalım. Arkamızı Türk bayrağına. İşte bak. Şey olur. Evet. Kültür merkezinde sinemayı açtık. Örende. Evet. Bugün oradaki kültür merkezinde. Şimdi yüksekokulda şeye çevriliyor.